yola çıkarak bebeğim konuşuyorum. Donatello Versace ne dedi, ne yaptı? Ne dedi biliyor musunuz? Ah nereden başlasam Bülent Hanımcığım. Dedi ki moda markadır. Ben de o kelimeyi duyduğumdan beri hep marka, 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 marka. Hiçbir şey yaşadınız da şu anda olduğuna hiç inanmıyorum. İyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Yani herkesin... Bir tane elbise giymediniz ayol, durmadan kumaşlara sarınıp geliyorsunuz. Nereye kumaşlara, nereye kumaşlara? Ben bu şirketin yerinde olsam dünyanın, ikaz ederim yani. Çünkü biz en şık bu kadar valiz... Inşa. Ben konuşuyorum. Bakınız arkanızı şeyle... Çengelliği neyle tutturuyorsunuz? Tabii. Moda ne biliyor musunuz? Ne? Bir bakıyorsunuz geçen gün baktım markayı söyleyemeyiz. Her taraf çengelli iğneydi ama ayrıca da hayatımda çengelli iğne kullanmadım. Hep geçmiş, hep geçmiş. Geçmiş, aşk olsun. Bitmiş. Şu andaki durum. Adresiniz neresi bilmiyorum. O bulutların üstünde geziyor hala. Gezecek, geziyor demek inemedi. Adresim Paris. Bulutlardan aşağı inemedi. Adresim Paris. Adresim İstanbul. Adresim bir tropikal adası. Adresim bak bulunduğum Hindistan. Her an her yerde olabiliriz. Peki siz adresi çalışmıyorsunuz. Yapayım. Nereden var paranın? Çok şükür var demek ki birikimim var. Yok işte. Ayrıca da çalışıyorum ben. Ay yok. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum. Bir milyar dolara ihtiyacım var. Verebilir misiniz Bülent Hanımcığım? Bilmiyorum. Ben parayı bilen kadının 1 milyar dolara ihtiyacım var. Ha. Var mı sizin? Sizin 1 milyar dolardan evvel bence 30-40 milyar bile size büyük bir para yaptı. Ben para mevhumu değilim. Ayrıca çok şeyleri herkes biliyor da. Neyi biliyor? Artık... Yani sizde para olmadığını herkes ben biliyor. Ben de para ne gezer ama şehir efsaneleri her zaman vardır. Ay nerede oturduğunuzu da biliyoruz. Ya kardeşim benim yanımda... Bir dakika, benim yanımda markadan falan bahsetmeyeceksin. Neden? Etmeyeceksin. Çünkü marka daha bir tane Allah'a hamd olsun, şükürler olsun bir tane dünyanın, marka giymedin. Bakın bu dantel Tahtakale'den gelme. Bir buçuk metre Fransız, artık kumaşlar Fransız. Bunlar. Öyle mi? Fransız mı? Ya evet. Git ya bırak bu işleri. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye ayıp edeyim? Gerçekleri söylemek ayıp mı? Bir şey söyleyeceğim. Siz o zaman benim yanımda konuşmayın. Daha İzmir'deki şey ölmedi. Ne? Kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız. Ay ne kötü. Çocuk kim patlattı? Çıktı perişan. Hadi canım sen de. Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin 1 lirasına tenezzül eden bir kadın değilim. Reklam yapmak isteyenler. Siz beraber dolanıyordunuz. Çok iyi arkadaşınızdı. Sizin arkadaşınız çok iyi. Hayır benim arkadaşım o kadar iyi arkadaşım değil. Ayrıca olsa dahi... Evimden çıkmaz Bülent Hanım 10 sene demişti. Kim? Kim bana? Ben evinde hiç kalmadım. Bana öyle dediler. Allah şükürler işte, olsun. Şehir efsanesi. Ama sizinki evde kalmak da değil. Beraber... efendim programlara çıktınız. Kribinde oynadım. Evet ve ondan aldığınız parayı biliyorum. Kredi kartlarını aldınız. Evet. Ben bunu ispat edersem ne olacak? Ben bunu televizyonda da konuştum. Sadece 600 lira alındı. Evet. Ve başka hiçbir şey alınmadı kendisinden. Ayrıca ben kribinden para aldım doğru. Büyük de bir para aldım. O da doğru. Oynadık bitti. Ay o kadar komiksiniz. Hakikaten yazık. O zaman ben en az aldım. Ben çok üzülüyorum sizin halinize yazık. Biraz rahat olun ya. Rahat olun.
geçmişte ben o yaşlı adamın, şeker hastası adamın ya sayesinde... Ama yaşamayan bir adama yaşlı bir adamın bir lütfen. Evet yaşlı adam. Ya lütfen. Onun sayesinde ben bir yerlere gittim, lütfen, gördüm. Lütfen ya. Niye yaşlı değil miydi? Hayır, sen yaşlı değildi. Benim hayatımı karşımı 43 yaşında. Lütfen rica ediyorum. Bunu, bu... Olabilir. Siz oradan elde ettiğiniz... Lütfen. O zaman buyurun gidin. O zaman buyurun gidin. Lütfense. Hayır, ben yaşamayan bir insan için yaşlı adam bilmem ne adam. Ya adam yaşar yaşamaz Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde gördünüz diyorum. Çok şükür gördüm. Siz kendiniz bir şey kazanmadınız. Öyle mi? Evet öyle. Çalıştırmadı ki zaten Gürbüz Bey. Ben sadece film yaptım. Film yaptınız. Filmlerden alınan paralar ortada. Senin benim o zaman ihtiyacım yoktu ki ben milyar dolarlarla oynuyordum. Adamın sayesinde. Evet. Kendiniz tırnaklarınızla böyle kazıyarak elde etmediniz onu. Güzelliğim sayesinde demek ki. İşte. Benim yanımda marka konuşmayın çünkü siz marka giymiyorsunuz. Marka giyerseniz, marka kullanırsanız o zaman konuşabilirsiniz. Çantanız bile yanınızdaki adam dikti. Hayır, incileri koptu. Nasıl eski yepyeni bir şey lütfen. Ay. Aslında yani görmüş, geçirmiş bir insan. Geçmiş diyorum, geçmiş. Geçirmiş bir insan yok. Ama hala da orada otururken ne dedi size? Bahsedilmemesi gerekiyor. Mesela bana söylemedi. Adınız bana söylemedi. Mesela. Ama tabii. Size söyledi. Evet. Safiye'cim, ben... Söylememesi gerekiyor. Böyle. Ya bunları söylediğin insan... En az söyleyen benim Bülent Hanım. Bunları söylersen... Sonra... Yani nasıl bir marka giydiğimi çok iyi biliyorsunuz siz yıllardır. Yani bu... Buna kimsenin dediği bir şey dediği yok. Geçmişte evet. Olabilir. Belki eksiği bile var söylediklerinizi. Geçmişte evet. Ben ama şu anda yok. Öyle diyorsanız öyledir. O zaman söylemeyin, yapmayın bunu. Yani diyor ki, ben bilirim. Bir dakika, ben gene... Ayol şu perdelik tülü sarmışsın. Perdelik ve Fransız dantili yapma. Ay. Ay. Hep Fransız, İtalyan. Oh my God. Evet, yani. Gerisi gelmiyor. İnsanları kandırabilirsiniz. Kimseyi kandırdığım yok benim. Türk halkı nasıl bir hayat yaşadığını o kadar iyi biliyor ki cevap bile vermiyorum. Bunu ben söyledim diyorum. Bakın Safiye Soyman'ın zekasıyla bir yerde şey yapmışsınız. Dalga geçer gibi bir hal takınmışsınız. Ben sizin zekanızdan da şüphe ediyorum. Bunu kaç kezdir söylüyorum. Diyorum ki geçmişte... Hatta ve hatta unuttuğunuz, yaşayıp da unuttuğunuz çok güzellikler vardı. Siz beni tam biz kendiler sorun diye 15 dakika televizyonda konuştunuz hatırlayın bile. Hayır. Konuştunuz 15 dakika. Evet, yine aynı şeyi söylüyorum. Ben ortada böyle dolaşırsa, yani hafif hiçbir zaman olmamıştır. Ben doğruları söylerim. Nasıl söyler? Can verir. Yine söylüyor. Yani kızdığı nokta ne biliyor musun? Herkes bazıları da böyle televizyonda. Olan şeyleri herkes söyleyecek. Şimdi sürekli, söylemeyen çarpılır. Sürekli hani markadan bahsediyorsun ya. Antipatik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Markadan... Yemin ben ederim antipatik oluyor. Bak, ciddi söylüyorum antipatik oluyor. Hayır. Bak, ben o kadar, marka giyinen bir kadınım ki. Bak şimdi Banu. Ben bir şey söyleyeceğim. Deme. Ben dersen küçülüyorsun. Yani yine aynı şeyi söylüyor. Evet. Geçmişte evet diyoruz. Küçülüyorsun. Ama şu anda... Gördünüz. Bir tek o ayakkabınız var zaten. Ay başka. Ayakkabım var. Terlikle dolanıyorsunuz. Hayır, terlikle rahat ediyorum. 10 tane ayakkabım var ve aynı marka. Hanımefendi, şundan bir tane daha bana çıkarır mısınız? Aynı markadan çıkarırsam ama ne yapacaksınız? Ama çıkarmazsanız ben sizi buradan yollattıracağım. İstanbul'a.
Ben çıkarttıracağım, o yine yolu, ben gitmek istiyorum. Güle güle. Tamam. Durduğunuz kaba. Tamam, hemen. Şimdi, hemen şimdi söylüyorum, yukarıdan getirecekler. Aynı marka. Peki aynı markadan size şimdi ben. Lütfen. Şey söyleyeceğim, şu ayakkabı muhabbeti tabii ki buraya kullanmayacağım. Hani bu masada oturan hiç kimse yakışmıyor. Onun dışında da bazı şeyler var. Son bir bitirelim ve şey yapalım. Siz bu hanımefendiyi ikaz edeceksiniz. Bu hanımefendi eğer ki markalardan ben şurada kalırım derse sonra çok daha değişik şeyler konuşurum. Sizi de ikaz ediyor. Safiye'ye galiba Safiye'nin bir sözüne böyle bir şey yaptı. Yapay gülüşler. Bülent Hanım dedi ki yani ben anlayamadım. Niçin gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Bir şey mi var? Gülünecek bir şey mi var? Diye bir sinir bozucu bir şey oldu. Gülmesi anlatamıyor. Ay gözlerimden yaş geldi. Dalga geçer gibi bana. Sanki ben anlatamamışım da. Safa Ahmet'i hiçbir şey bilmiyorum. O ona çok sinirlendi. Ben öylesine keza hepimiz. Niye güldüğünü anlamadık. Safiye temiz bir kız. Saf olabilir ama yani niye gülüyorsun sen? Sen ondan çok mu akıllısın? Hep ben çok zekiyim, bilmem ne. Bir kere o laflar bana aittir. Tescilli olarak. Ben bir gün bir beyanat vermiştim. Ben sesimle döver, bilgimle gömerim insanları demiştim. Onu ben söyledim. Benim zekamla kimse başa çıkamaz diyor. Üç aşağı beş yukarı yani bir taklitle onu söylüyor. Sen nedir senin zekan anlayamadım pardon. Ne? Neyin zekası? Hiddet ve şiddet yaşatan kendi yaşar. Karşısındakine hiçbir şey olmaz. Ha bakarsın dersin ki bir dakika ya bana rahmetli Gürbüz Bey derdi ki. Darling, sana kimin ne laf söylediği önemli, kimin söylediği önemli derdi. Banu Hanım markalardan bahsetti sürekli. Bahsedince yani sanki biz de yani hiçbir şey bilmiyoruz, görmemişiz. Hani yani bir başkasına anlatsan belki hani olabilir ama... Yani başkasına dediysem de hani marka görmedik bir insan değiliz. Bilen insanlarız. Her şeyimizi biliyoruz. Biz tavandan da insanız. Tabandan da insanım ben. Yani hepsini bilen bir insanım. Sürekli öyle yapınca Bülent Hanım sinirlendi. Biz espri olsun diye ben zaten markayı aşmış bir kadın. Ama onun markaları zaten hiç bitmiyor ki kardeşim. Habire sallıyor. Habire sallıyor. İki kişi inansa... Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet olsun efendim. Geceniz... Yorgun musunuz biraz? Fil şeyinden, macerasından sonra. Yani tabii ki. Binebilir miyim ben? Tabii binersin. Önce ya. Bakalım ne olur ne olmaz. Atarsa önce seni atsın. Sen kötü anladın aslında. Yanlış anladın benim o kelimemi ama. Öyle mi? Tabii canım. Espri yaptık. Hemen alındı. Yani bir an tabii. Hani evrene ne gönderirsen oluyor diyorlar ya, o yüzden biraz çekindim tabii. Hangi lafınızdan bahsediyorsunuz? Ya dedim ya, önce sen bin dedim, ondan sonra... Ondan sonra sen bir düş de dedin. Bülent Hanımcığım duydunuz mu? Ne dedi? Atarsa fil önce seni atsın dedi, ne kötü ruhlu. Düşersen önce sen düş demek Allah. Allah korusun, Allah korusun. Allah korusun hepimizi. Şey, tabii canım. Hepimizi. Ama çok heyecanlıydı, çok keyifliydi. Yalnız Burcu biliyor musun, ben böyle... İnmek istemedim bir anda. Böyle hani böyle gitmek artık. Bütün Hindistan'ı gezerdiniz. Gezerdim evet kesinlikle.
Evet, seni böyle radarla takip ettik hayatım. Öyle mi? Konuştun. Divamda böyle bir baktı sana şöyle edalı. Dedi ki, ooo tatlım, çok tatlısın. Kaçırdı kafayı. Anlaştılar. Dil lisanından anlıyor dedi. Arkadaşı galiba dedi. Ay işte onu işte ben demek ona istemedim. Ona hatırlatma. Dünyadaki bütün filler arkadaşım olabilir. Evet yavrum. Fakat en şey hayvandır. Hırçın. Öyleymiş. Burcu bana bugün anlattı. İyi ki de o an söylemedi. Çünkü ben daha evvel izlediğimde böyle birisi yatmıştı onun üzerinde böyle ezmeden dans ediyordu. Ben öyle zannediyordum. Tabii meğerse kızdırdığınız zaman. Ama şirin, tabii şirindir. Uğur yerine hani koyarız doğru, falandır filandır ama. Siz biliyor musunuz onun hikayesini, filin ne olduğunu? Ben bilmiyorum. Ama anlatıyordunuz şimdi. Hayır yani normal hırçın bir hayvan dedi. Hırçın hayvan olduğunu sokaktaki karıncalar bile bilir. Yani hepsini o ayağıyla bastığı vakit ezer. Fil derisi de çok kalın olduğu için ona panterler, efendim leoparlar vesaire hırçın hayvanlar da bir şey yapamıyor. Yani bastığı anda geçmiş olsun el fatiha. En hırçını. Onun bir ayağı öldürür zaten değil mi? Elbette. Bir ayağı mı öldürür? Aman Allah'ım. Yarabbim. Onun şimdi ağzını götürüyor bir yere. Ay çok affedersiniz. Ay bir ayağı deyince filin bir ayağı tabii ondan adam. Tabii bir ayağı öldürür. Bir de konuştun. Hepimizi öldürüyor orada dördümüz. Başta seni öldürecekti. Konuştun eline yani şeker kamışı. Yani dördümüzde bir ayağı yeterdi. Kamışı da aldın. Ay çok affedersin. Yedirdin tatlıyı. Filin beyni döndü. Allah'ım yarabbim Burcu bana yardım et. Sinirlerim. Burada ne var gülecek ben anlamadım. Ama bir ayağı dört ayağı bizi paylaşırız diyor. Kaçırdınız dedi ki Safiye Hanım. Ay dedi bana ay öleceğim ay Allah'ım gülmekten. Ben dedi düşünebiliyor musunuz dedi. O filin dedi bir ayağı dedi beni öldürebilir. Ben de dedim ki o bir ayağıyla dördümüzü de öldürebilir yani öyle bir güç. Ben Allah her zaman muhafaza. Ayak bunun gülünecek bir şey yok yani zaten. Ama öldürür beni diyor bir ayağı insanı öldürür diyor. Yani hani bütün bir cüssesiyle yani şimdi üzerine binişteki ağırlık. Yani bir bacağı yetmez yani, mi dördümüze? Kaç dördümüze? 14'ümüze. Aynen öyle. Ay güldürdün Safiye'cim. Allah seni de biz de güldürsün. Bebeğim benim. Ay. Bebeğim. Sen gülmek istiyormuş herhalde. Gülmek istiyormuş herhalde. Biraz da yapmacık geliyor bana bu. Ya vallahi değil. Yemin ediyorum bu. Bunda bu kadar gülecek bir şey yok yani. Aşk olsun Bülent Hanımcığım. Kaçırdınız siz orayı bebeğim. Kız dalga mı geçti? Ay dedi bir ayağı dedi beni öldürebilir öğren, dedi. Bir ayağı yani. Ay, peki o onun cüssesi öyle bir hayvan. Hayır şimdi karşısına geçti Burcu. Konuştu. Ha dedim şimdi hortumuyla Banu'yu alacak. İçine doğru götürecek. Yani. Evet. Oh my God. Evet gerçekten. Bayıldı. Ama bir flörtöz bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Öyle miydi? Evet. Ya ben kimi görsem... Hindistan'da bayağı açık. Ya ben bu ülkenin her şeysine flörtöz. Vallahi. Allah'ım yarabbim. Hayvanların yani file da. File bile indim yani. Hani... Ay öyle demeyin canım ne demek o. Nasıl? File bile indim deyince... Ay flört ettin yani dedi de Burcu biraz dedi. Hindistan'ın bütün erkeklerine dedim, yani. Bütün erkekleri derken bir de fillerine de dedim. Ben de dedim siz daha evveli bilmiyorsunuz biz Burcu ile gezerken Bombay'ı bir sürü böyle Hintli erkek beğendik. O da ben dedi yardımcı olurum Banu'cum hepsini dedi. Bana göster hangisini dedi beğenirsek o olsun. Yani hiç benim tanıdığım Burcu Hanım'ın. Bunu söyleyeceğine ben Allah biliyor ya. Kendim için değil.
Yani Banu Hanım çok beğendi birkaç Bülent kişiyi. Bülent Hanım için ben ama Banu Hanım kendi işini kendi göremiyor mu? Ay sen İngilizce ana dili gibi biliyor. Sen ne diyorsun? Ben My God'dan başka bir şey duymadım. Olur mu? Ana dili aşk gibi biliyor. Nerede? Burcu konuşuyor. Ne olur sen yanındaydın. Herkes İngilizce konuştuk değil mi bebeğim? İngilizce. Tabii Burcu kadar bilmiyoruz ama. Ana dili ama. Gibi biliyor. Sen ne diyorsun? My God'dan başladık da nereye kadar gittik o? Ben gayet iyiyim. Dün gece yemeğini söyleyemedin. Ne oldu? Nasıl bir İngilizce bu? Aşk olsun. Nerede bebeğim? Dün gece burada yemeğimi söyledim, yedim. Hatta bu akşamki yemeğimin siparişini verdim. Dün akşamdan. Ben evet. Bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin hayal... Gücüm çok güçlü. Çok. Bir kere hep şey. Geçmişle yaşıyorsunuz. Ama ben geçmişle hiç yaşamam. Geçmiş benim için geride kalıyor. Ben hep önüme bakarım. Bugün... Ama... Bugün mesela ama dediniz ki ben geçmiş... işte... de kaldım falan ettim plan ettim. Buralar. Ben de kalıyorum bebeğim. Şimdi kalıyor musun? Evet. Evet gerçek. Allah hiç kimseyi gördüğünden eksik etmesin gerçekten. Ama ben size bunları hepsini ispat edebilirim. Ayrıca de kalmak çok önemli ama o kadar da değil. Ay siz söylüyorsunuz. Evet. Devamlı bir marka tutkusu var sizde. Evet var Bülent Hanım. Sizde de var ama bildiğim kadarıyla. Ama ben telaffuz etmem. Ben de kullanırım, etmem. Ben Donatella'yı sadece